Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere harika bir bordür bitkisi olan Altuni taflan bitkisi nasıl çoğaltılır onu anlatmak istiyorum. Bu şekilde Altuni taflan bitkisinden uzun çelikler, uzun dallar alıyoruz ve çoğaltma işlemine başlıyoruz. Bahçemdeki uygun ağaçlıklardan bu dallardan birkaç tane daha alalım ve ardından bu dalların köklendirilmesi, çoğaltılması işlemine geçelim. Taflanlarımız burada. Şimdi taflanlardan uygun çelik alırken dikkat etmemiz gereken hususlar şunlar arkadaşlar. İsterseniz sadece çelikten tek bir gövdeden oluşan bir dal alabilirsiniz. İsterseniz şu şekilde yan dal vermiş dalları çelik olarak kullanabilirsiniz. Ben her ikisini de kullanacağım arkadaşlar. Şöyle şu yükseklikten kesebiliriz. Görüyorsunuz. Alttan iki tane sürgün bıraktık ki gelecek yıl bu sürgünler büyüyüp güzel bir görüntü sergilesin. Yine şurada güzel bir dal var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane dalı gelecek yıla bırakıyoruz. Hemen onun karşısında bir dal daha vardır zaten. Gördüğünüz gibi şu iki dal gelecek yıla hakim dal olarak devam edecek. Aynen burada da bu şekilde birkaç tane dal alıyoruz ve çoğaltma işlemine geçiyoruz. Evet arkadaşlar, taflan bitkimizin dallarından çok sayıda çelik aldık. Şu şekilde gördüğünüz gibi sadece tek bir dal olan da var. Şu şekilde gördüğünüz gibi bir sürü küçük dalcık olan da var. Şimdi bunlardan tek tek uygun çelikler oluşturup toprakla buluşturacağız arkadaşlar. Önce şu şekilde uzun çeliklerimizi oluşturuyoruz. Bunun için şu şekilde alt kısmın yapraklarını koparıyoruz. Şu şekilde alt kısmın yapraklarını koparıyoruz. Ve en uçtaki hakim sürgünü de kesiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. En uçtaki sürgünü kestiğimiz zaman bitki çabuk solmayacak. Ve hemen yan yaprak koltuklarından yeni tomurcuklar geliştirmeye çalışacak. Bu sebeple uç sürgünün alınması faydalı arkadaşlar. Bu şekilde tek dal üzerine olan çelikleri hazırladık. Şimdi çok dallı çelikleri hazırlayalım. Bakın burada çok dallı çeliklerde şu şekilde küçük mini mini çelikler ortaya çıkıyor. O çelikleri de değerlendireceğiz. Kesinlikle onları da atmayacağız arkadaşlar. Hiç yan dal kalmayıncaya kadar bu işlemi yapıyoruz. Ve ardından kalan yaprakları koparıyoruz. Tek bir çelik haline getiriyoruz. Yine uç noktasını kesiyoruz. Ve bu şekilde uzun çeliklerimizi hazırlıyoruz. Peki bu kısa çelikler ziyan mı olacak? Hayır. Bunlar da az sonra neler yapabileceğimizi göstereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hem uzun çeliklerimizi hazırladık hem de kısa çeliklerimizi hazırladık. Kısa çelikleri şu şekilde en uç sürgünü tutuyoruz ve yaprakları tamamen koparıyoruz. Şu şekilde çelikler hazırlamış oluyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim tekrar. En uçtaki 3 ya da 4 yaprağı bırakıyorsunuz. Diğer yaprakları koparıyorsunuz. Bu şekilde hazırlandığında çeliğimizin köklenme ihtimali daha fazladır. Bu şekilde onlarca küçük çelik hazırladım. Bunlara uygulayacağımız işlem farklı. Şimdi büyük olan çelikleri nasıl köklendireceğiz? Arkadaşlar hemen uygun bir toprak karışımımız var. Defalarca bu uygun toprak karışımının ne olduğunu söylemiştim. Bahçe toprağı, perlit, vermikülit, kokopet, kompost, torf, ponza taşı kırıkları, kiremit kırıkları, küçük çakıl taşları ve kumdan oluşan bir karışım arkadaşlar bu. Köklenme gerçekleştikten sonra da yanmış çiftlik gübresi ekleyince bu karışıma çok daha güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Şimdi hazırladığımız böylesi üretim saksılar var. İçlerine toprak doldurduk. Altlarının kesinlikle delik olması şart arkadaşlar. Ve bu hazırladığımız saksıların içerisine bu çelikleri yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar, 5 tane üretim saksısı hazırladım. Şimdi bu hazırladığımız çeliklerin uç kısımlarını almayı ihmal etmiyoruz dedik. Uç kısmını alıyoruz ve toprağa girecek olan kısmını da 45 derecelik açıyla kesiyoruz ve bu şekilde yaklaşık bir 8-10 santimetre toprağa girecek şekilde sokuşturuyoruz. Ben daha önce bunları hazırladığım için her birine 3'er tane dikmek istiyorum. Bu şekilde
dikme işlemini gerçekleştireceğiz. Ve inşallah güzel sonuçlar da alacağız arkadaşlar. Eğer yeteri kadar üretim saksınız varsa ya da köklendirme ortamınız varsa her birine teker teker de dikebilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle bir saksıyı tek bir bitki kullanacağı için daha güzel, daha hacimli, daha gösterişli bitkiler elde edebilirsiniz. Köklendikten sonra bunların hepsini tek tek ayırıp ayrı saksılara arabilirsiniz. Artık o tamamen sizin inisiyatifinize kalmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde uzun çeliklerin dikme işlemini tamamladık. Ve mutlaka can suyu vereceğiz arkadaşlar. Ve bu can suyunu her akşam vereceğiz. Böylelikle bitkimiz nemini hiç kaybetmeyecek ve köklenme için ideal bir ortam yakalamış olacak. Evet arkadaşlar, bu şekilde dikme işlemini tamamladık. Şimdi ben bu yılın Mart ayında yaptığım uygulamaları göstermek istiyorum. Bakın burada bu yılın Mart ayında yaptığım uygulamaların sonuçları. Bunlar uzun çeliklerdi. Ve bu uzun çeliklerden elde ettiğim yeni taflan fidanlarım burada. Gördüğünüz gibi gayet coşkulular, gayet güzeller. Yani arkadaşlar, ister bu uygulamayı Nisan ayında yaparsınız, isterseniz sonbaharda yaparsınız. Bugün 14 Ekim. Ben şu an sonbahar çeliklemesi yapıyorum. İkisi de güzel sonuç veriyor arkadaşlar. Taflan için hem ilkbaharda hem sonbaharda köklendirme mümkün. Şimdi bu küçük çelikler için uygulamaya geçelim. Bu küçük çelikler için de şöyle bir uygulama yapıyoruz. Hemen kullanılmayan eski bir meyve kasasını alıyoruz. Bu plastik meyve kasasını üretim alanı olarak kullanacağız. İçine koyacağımız toprakların dökülmemesi için hemen şu şekilde bir gazete koyuyorduk sadece arkadaşlar. Bu gazete işimizi fazlasıyla görecek. Bir süre sonra gazete çürüse dahi oluşan kökler toprağı tutacağı için herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Ve bu meyve kasasını toprakla dolduruyorum. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi toprağı kenarlara doğru yaydırıyorum. Toprağın üst kısmını düzeltiyorum. Ve gazetenin fazla kısımlarını şu şekilde sokuşturabilirsiniz. Ya da yırtabilirsiniz. Evet. Bu şekilde bir ortam oluşturduk. Zemini düzlüyoruz. Ve arkadaşlar, bu küçük çelikleri, atmaya kıyamadığımız bu küçük çelikleri şu şekilde yarısına kadar toprakla buluşturuyoruz. Evet arkadaşlar, böylece küçük çelikleri de toprakla buluşturma işlemini tamamladık. Ve bunu da kesinlikle her akşam suluyoruz. Şu an hemen can suyunu da veriyoruz, ihmal etmiyoruz. Ve bu düzenekler, hazırladığımız köklendirme ortamları kesinlikle güneş almayan ama aydınlık bir ortamda durması gerekir arkadaşlar. Ne zamana kadar? Köklenceye kadar. İlkbaharda köklenme biraz daha hızlı gerçekleşiyor. Sonbaharda biraz yavaş gerçekleşiyor ama hava çok sıcak olmadığı için yavaş yavaş kökleniyor. Daha sağlıklı kökleniyor. İlkbaharda bu hazırladığımız çelikleri yeni saksılarına ya da yeni yerlerine aldığımızda köklü bir şekilde bahara başladıkları için hızlı bir gelişim sergiliyorlar. Peki bu uygulamayı yaptıktan sonra bizi nasıl bir sonuç bekliyor? Şöyle ortaya alalım. Yine bu yılın Mart ayında yaptığım aynı uygulama arkadaşlar. Yine meyve kasasına çalışmıştım. Gördüğünüz gibi
gördüğünüz gibi Mart ayından bu yana inanılmaz güzel köklendiler. Ve hacim olarak da epey arttılar, büyüdüler. Şöyle göstermek istiyorum hemen. Bakın, çıkartıyorum. Mükemmel bir köklenme. Görüyorsunuz arkadaşlar, her yerinden çok güzel köklendi. Bakın, hatta hem köklenmiş hem yanından 3 tane de yavru vermiş arkadaşlar. Yani arkadaşlar, taflan bitkisi çoğaltılırken uzun çelikler kullanılır ama küçük çelikler de ziyan edilmez. Bu şekilde meyve kasasından veya içine toprak koyabileceğiniz herhangi bir malzemeden saksı yapabilirsiniz. Ve böylelikle o küçücük dal parçalarını, küçücük çelik parçalarını köklendirip böyle güzel ağaççıklar haline getirebilirsiniz. Umarım anlattıklarım faydalı olur. Gerçekten taflan bitkisi, özellikle de altuni taflan bitkisi duvar kenarlarında bahçe hatlarını ve sınırlarını belirlemeden kullanılan güzel bir bordür bitkisidir. Ben çok severim. Çok dayanıklı bir bitkidir. Dondan etkilenmez. Benim bildiğim ve tespit ettiğim bir paraziti yok. Herhangi bir böcek musallat olmaz. Çok basit topraklarda da gelişir arkadaşlar. Kumlu topraklarda da gelişir ama suyu çok sever. Hemen her gün sulamanızda fayda vardır. Böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik arkadaşlar. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.